Çalışıyorsunuz? Emniyet Müdür Yardımcısı Enver Alaçam. 3 yıldır birlikteyiz. İhtiyardan ne haber? Bir haber yok. Olsa ben sen sormadan söylerdim. Sen onun talimatıyla gelince onun için çalıştığını düşünmüştün. Hepimiz onun için çalışıyoruz. Nerede ne görevde olduğumuz önemli mi? Doğru. Ne zaman gelecek? İşi bitince. Tam kendine göre bir arkadaş seçmiş. Fazladan bir kelime bile yok. Hepimizin görevi başka. Sen de öyle seçilmedin mi? Bilmem. Gül Cemal'ini özledik ihtiyarın. Görünce söylersin. Ben onu görmüyorum. O beni görüyor. Gerekince o hepimizi görür. Sen merak etme. Merak etmiyorum Ahmet abi. Özledik işte. Bana kızmasını, her hareketime karışmasını özledim. O buradayken her şeyime laf söyleyince kafam atıyordu. Ama şimdi onu arıyorum. Biz neden kulübede buluşmadık? Yani sen bize bir çayı çok mu gördün? Ha yok, orası müsait değil. Sıkıntılı bir durum mu var? Sarı kulübede, dinleniyor. Nasıl durumu? İyi. Bir iki güne Doğan'ın yanına dönmüş olur. Viking nasıl? Biraz hırpalanmış ama eski kurttura bir şey olmaz. Daha harekete geçmedi mi? Ne yapacaktı? Yani nizamda son yaşadıklarından sonra harekete geçer diyordum ama. Ben müdahale ettim. Nasıl yani? Viking'in ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Nizamın dosyası kabarık. Bir sürprize mahal vermemek için nizamı gözaltına aldım. Nizam hala gözaltında mı? Evet. Kumandanın bundan haberi var mı? Almadan önce haberi oldu. Ha buna da mı bir şey demedi? Konuşmaz dedi. Konuşmadı da zaten. Ahmet abi tamam, nizamı içeri almak için elinde koz vardır mutlaka ama doğru zaman mı sence? Nizam çok kilit bir adam. Yani ona temas ederek nereden ses geliyor ona bakıyoruz. Dikkatini çeken bir şey oldu mu peki? Avukatıyla konuştum. Kimmiş adam? Neydi adı? Beyazıt Yenişehir. Sahne adı gibi değil mi? Sahte isim olduğunu mu düşünüyorsun? Yani dedesinin kayıtlarına kadar her şeyi inceledim. Amerikan eğitimli bir avukat. Stratejik danışmanlık yapıyor. Her şey sahte olamayacak kadar gerçek. Gerçi bu adamlar gerçeği örtme konusunda çok profesyonel. Benim bilmem gereken bir şey var mı? Hepimizin unutmaması gereken bir şey var. Bazen gerçek o kadar yakınımızda durur ki biz uzağa bakmaya çalışmaktan onu göremeyiz. Öyle olunca da faili meşhurlar faili meçhul olarak kalır. Aynen öyle işte. Merhum Gaffar Okan'ı hatırlar mısın? Unutulur mu? Unutulmaz. Acısı hala burada duruyor. Tanır mıydın rahmetliyi? Diyarbakır'da müdürümdü. Önümüzdeki maç Diyarbakır Telekom. Bunu alırız. Ben de tribünde olacağım tabii. Sonraki hafta Batman Demir o maç da burada. 3 puan da ona yazalım. İsmini maçına da 3 puan. Yok. Zor maç o. Belki ben de gidemem. 1 puan iyidir. Sonra Batman...
O da tamam. İşte bu son maç beni korkutuyor. Son maça kalırsak bizim takım Mardin'den puansız dönmez bir durum. İnşallah Ahmet. Ben gidemezsem kendine görev yaz. Kesin sen gidiyorsun benim yerime. Emredersiniz müdürüm. Gerçi Gaffar Okan gibi bir taraftarın yerini tutamayız ama gideriz. Gel. Gel Sabri. Araç hazır müdürüm. Hadi bakalım. Bu saatte valiliklerin ne toplantısı müdürüm? Ya Ahmet, bizim işimizin mesai saati mi var? Thank you.
arıyorum. Koş. Kurşun eritmeye çağırıyorum. Bir şahidi yok. Kimse bir şey görmemiş mi yani? 5-10 dakika önce karşı yönden geliş istikameti asker tarafından trafiğe kapatılmış. Ya yol kapatılmış, araç girmemiş de kaldırılmadı mı kimse yokmuş? Çok şükür ki kimse yokmuş. Yoksa bu kadar mermiye katliam olurdu. Doğru. Belli ki hedef öyle bir etki yaratmak değil de Gaffar müdürü ortadan kaldırmakmış. Diyarbakır'ın göbeğinde Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün başına bir şarjör mermi boşaltmış şerefsizler. 5 korumasını şehit etmişler. Amerikan başkanı olsa böyle suikastten kurtulamazdı. Kim yapar abi bunu? Kusursuz bir ortak operasyon. Bölgede barışı istemeyen sözde müttefiklerimiz. Hem Hizbullah'ı kullanmış hem de silahlı kuvvetlere sızmış hainleri. Kim alet olabilir abi böyle bir tezgah? Hangi komutan askerine böyle bir ihanet emredebilir? Allah anlamıyorum ya. Kendisi de başka bir yerden emir alıyorsa olur. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım. Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?